Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde destan efsane ünitesini işleyeceğiz. Efsane, tarihin çok eski dönemlerinde sözlü gelenekle oluştuğu düşünülen bir şahsı, mekanı veya tarihi bir olayı anlatan kısa anlatılardır. Olağanüstü özellikler taşır, olağanüstü kişilere, olağanüstü karakterlere yer verir. Anonimdir, yani söyleyeni belli değildir. Efsaneler konularına göre yaratılış efsaneleri, oluşum ve dönüşüm efsaneleri, tarihi efsaneler, olağanüstü güçler üzerine efsaneler, dini efsaneler olarak adlandırılır. İnandırıcı özelliği vardır. Halk arasında efsanelerdeki olayların gerçekten yaşanıldığı kabul edilir ki bu önemli bir özelliktir. Halkın yaşam tarzını, geleneklerini, dünya görüşünü, umutlarını, özlemlerini yansıtması bakımından önemlidir. Destan. Destan toplumların geçmişinden derin izler bırakmış olayları, savaş, salgın hastalık, doğal afet gibi, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öykülücü bir şekilde anlatan edebi türlerdendir. Destanlar ulusal, milli özellikler taşır. Destanlar oluşumları bakımından ikiye ayrılır. Doğal destan, yapay destan. Bir destanın doğal kabul edilebilmesi için üç oluşum aşamasından geçmesi gerekir. Birinci aşamamız çekirdek aşamasıdır ve burada destanı konu olacak o tarihi olayın gerçekleşmesi gerekir. Gerçekleşen olayın salgın hastalık, doğal afet ya da savaş, kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılması gerekir yayılma aşamasında. Daha sonrasında bir şair veya bir yazar ya da bir araştırıcı tarafından derlemesi yapılır ve yazıya geçilir. Yapay destan ise toplumları derinden etkileyen olayların bir şair tarafından destan kurallarına uygun yazılmasıdır. Yapay destanın doğal destandan en önemli farkı, doğal destan halkın hayal gücünü, halkın duygularını yansıtırken, yapay destan şairin hayal gücünü ve duygularını yansıtır. Dünyada doğal destanlar. Yunan, İlyada, Odessa, Homeros derlemiştir bu destanı. İran, Şehname, Firdevsi derlemiştir. Şehname ve Firdevsi, İlyada ve Homeros hep birlikte anılan isimlerdir. Fin, Kalevela, Fransız, Chanson de Roland, İspanyol, Le Cid, İngiliz, Beowulf, Sümer, Gılgamış. Gılgamış bilinen en eski doğal destan kabul edilir arkadaşlar. Rus, Igor, Hint, Ramayana ve Mahabharata, Alman, Nibelungen. Dünyada yapay destanlar, Kurtarılmış Kudüs, Tasso'ya ait, Kaybolmuş Cennet, Milton, Çılgın Orlando, Ariosto, İlahi Komedya, Dante, Aeneas, Virgilius. Türk Edebiyatı'nda doğal destanlar. Türk Edebiyatı'nda doğal destanları iki ana başlıkla inceliyoruz. İslamiyet öncesi doğal Türk destanları ve İslamiyet etkisindeki doğal Türk destanları olmak üzere. Şimdi İslamiyet öncesi doğal Türk destanlarına bakalım. Altay destanları. Yaratılış destanı. Tanrı Kayra Han'ın dünyayı ve insanı yaratması konu edinilir. Yani evrenin, dünyanın yaratılışı vardır bu destanda. Saka destanları, Saka Türklerine ait destanlardır bunlar. Alper Tunga destanı, ünlü Saka hükümdarı Alper Tunga'nın İran'la yaptığı savaş ve kahramanlıkları anlatılır. İran doğal destanı Şehname'de de Afrasiyap olarak geçer. Alper Tunga destanını gördüğümüzde anahtar kelime olarak İran'la yapılan savaş aklıma gelmeli. Şu destanına baktığımda ise Makedonya Kralı İskender benim anahtar sözcük grubum olur. Şu adındaki Saka hükümdarının Makedonya Kralı İskender'le mücadelesi anlatılır. Hun destanları, Oğuz Kağan destanı, aslında Oğuz Kağan'ın Hun hükümdarı Metehan olduğu düşünülmektedir. Hatta artık son yıllarda tamamen kabul edilmiştir. Hun hükümdarı Metehan'ın kahramanlıklarını ve ülkeyi çocuklar arasında paylaştırması konu edilir. Metehan'ın çocukluğundan itibaren gösterdiği olağanüstülükler, gerçekleştirdiği kahramanlıklar ve ülkeyi çocuklar arasında paylaştırması bu destanın önemli noktalarıdır. Atilla destanı,
Batı Hunlarının hükümdarı Atilla'nın Avrupa ile mücadelesi anlatılır. Özellikle Roma İmparatorluğunu sık sık kuşatmıştır Atilla ve bu mücadeleleri destanda yer alır. Göktürk destanları, Ergenekon destanı zaten bilinen en ünlü destanlarımız Göktürk destanlarımızdır. Özellikle Ergenekon. Bir saldırıda yok edilen Göktürklerin kalan iki temsilcisinin kaçıp yerleştikleri yerde tekrar güçlenip millet kurmalarını ve Demirdağ'ı eritip oradan çıkarak yurtlarına dönmeleri anlatılır. Bozkurt destanı, yok olan Göktürklerden kalan küçük bir erkek çocuğuna dişi bir bozkurdun bakması konu edinilir, annelik etmesi konu edinilir. Uygur destanları, Türeyiş destanı, Hun beylerinden birinin kızlarını tanrılara layık görerek kuleye kapatması ve tanrı olduğuna inandığı kurtlarla evlendirmesi anlatılır. Göç destanı, Uygurların kutsal dağlarını Çin prensesi için çeyiz olarak verdiklerinde başlarına gelen felaketlerden dolayı göç etmek zorunda kalmaları anlatılır. İslamiyet etkisindeki doğal Türk destanları, İslamiyet etkisindeki doğal Türk destanlarına baktığımda Müslümanlık, İslamiyet'i yayma, Müslüman-Kafir savaşları benim için ön planda konular oluyor. Satuk Buğrahan destanı, Karahanlı hükümdarı Satuk Buğrahan'ın Müslüman olmayanlarla mücadelesi anlatılır. Ki biz biliyoruz ki Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Cengizname, Orta Asya'daki Türk boyları arasında oluşan bu destan, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın hayatını ve fetihlerini anlatır. O dönemlerde oluşturulan bu destanda Cengiz Han'ın bir Türk beyi olduğu düşünülmüş, buna inanılmış ve bu şekilde bir destan ortaya çıkmıştır. Edige, Nogay Bey'i Edige'nin kahramanlıkları anlatılır. Timur'a kafa tutan Karatiğin'i öldürür. Timur'un yardımıyla da Altın Ordu Hanlığı'nı yıkar. Edige, Nogay Türklerinin başına geçer. Battal Gazi destanı ya da Battalname, Battal aslında Arap kahramanlarına verilen isimdir. Fakat zaman içerisinde bu kahraman Türkleştirilmiştir. Battal Gazi'nin İslamiyet'i yaymak için yaptığı mücadeleler anlatılır. Danışment Gazi destanı ya da Danışmentname, Danışment Gazi'nin hayatı ve kahramanlıklarını konu edinir. Köroğlu, asıl adı Ruşen Ali'dir. Babası Bolu Bey'in istediği atı bulamayınca Bolu Bey'i babasının gözlerine mil çektirir, yani gözlerini kör eder. Bu destan Köroğlu'nun Bolu Bey'inden intikam almasını ve yiğitliklerini anlatır. O dakikadan sonra Köroğlu artık yoksulun, halkın bir numaralı destekçisi olmuştur. Manas, Kırgız Türklerine ait bu destan dünyanın en uzun doğal destanı kabul edilir. Manas'ın kahramanlıkları üzerinden şekillenir. Yine İslamiyet'i yayma, kafirlerle mücadele ön plandaki konularımdır. Yapay Türk destanları, Üç Şehitler Destanı Fazıl Üstü Dağlarca, Çanakkale Destanı yine Fazıl Üstü Dağlarca'ya ait, Çanakkale Şehitlerine Mehmet Akif Ersoy, Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa, Huvay Milliye Destanı Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı Destanı Cahit Külevi. Sorulara geçelim. Tarihte bilinen sistemli ilk Türk topluluğu olan nokta nokta Alpertunga ve Şu adlı iki destan kalmıştır. Alpertunga ve Şu Saka Türklerine ait bir destandı. Dolayısıyla Sakalardan Alpertunga ve Şu adlı iki destan kalmıştır deriz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten sonraki doğal Türk destanlarından değildir? Manas, İslamiyet'ten sonraki doğal Türk destanlarındandı. Hatta en uzun doğal destan kabul ediliyordu. Köroğlu yine İslamiyet etkisindeki doğal destanlardandı. Danışment Gazi, Edige o şekilde. Fakat Atilla İslamiyet öncesi doğal Türk destanlarından, hatta Hun destanlarından idi. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayrıca Çin'de belirtilen destanla ilgili değildir? Dünya edebiyatında bilinen ilk destandır. Biz Gılgamış Destanı için ne demiştik? Bilinen en eski doğal destandır. Dolayısıyla bilinen ilk destanda kabulümüz.
Truva Savaşı anlatılır Şehname Destanı'nda. Şehname'yi hemen hatırlayalım. Şehname, İranlıların doğal destanıydı. Truva Savaşı'nı anlatan destan, Yunanlıların İlyada destanıydı. C şıkkı, Uygurların Doğu Türkistan'a göç edişleri anlatılır. Göç destanı, evet. Kırgız Türklerine ait bu eser dünyanın en uzun destanıdır. Manas, doğru. Saka hükümdarının İskender'le yaptığı savaşlar anlatılır. Şu destanı, ne demiştik? Şu destanında anahtar sözcük grubun Makedonya kralı İskender'dir. Dolayısıyla doğru cevabım B şıkkı olur. Truva Savaşı'nı İlyada Destanı anlatır. Dördüncü sorum. Yukarıda verilen metinden hareketle efsane ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Metni inceleyelim. Ankara'nın güneybatısında, şimdiki Polatlı'nın azıcık kuzeyinde Gordion kenti vardır. Lidya kralı Midas'ın babası Gordios bir çiftçiydi. Bir sabah erkenden kentin alanına yük arabasıyla girdiği için Frigya kralı oldu. Çünkü kentin büyük kahini o kentin kralının ertesi günü kent alanına bir yük arabasıyla geleceğini söylemişti. Gordios hiç beklemediği halde kral olunca yük arabasını tapınağa götürdü, oraya armağan etti. Bu arabanın okunu boyunduruğuna bağlayan ip öylesine kör düğmedilmiş ki onu açacak kadar marifetli olan adamın Asya kıtasına egemen olacağı yolu bir söylenti peyda olmuşmuş. Büyük İskender kör düğümü açmaya çalışmış. Açamayınca kılıcını çekip kör düğümü kesmiş. Gordion sözcüğüyle Türkçe kör düğüm sözcüğünün benzerliği birçoklarını aldatmıştır. Halikarnas balıkçısının Anadolu efsanelerinden alınmış bu parçaya bir bakalım hangisini ulaşılamaz diyor parçadaki efsaneyle ilgili. Mekan gerçekte var olan bir yerdir. Evet, Ankara'nın güneybatısında şimdiki Polatlı, bugün de var olan bir mekan. Tarihi bir olay anlatılmıştır. Evet, tarihi bir olay anlatılmış. Yalın bir anlatıma sahiptir. Evet, yalın bir anlatımı var. Dini inançlara dayanmaktadır. Ben bu efsane parçasında dini inançlarla ilgili herhangi bir bölüm göremiyorum. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olur. Olay yaşanmışlık izlenimi vermektedir. Evet, mekanın gerçek olması, olayın anlatılış şekli olayda yaşanmışlık hissi uyandırıyor. Beşincisi ve son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere cümle sonunda yay araçla verilen ifadenin getirilmesi bilgi yanlışına neden olur? A. Cengiz Han'ın hayatı, kişiliği ve fetihlerini konu alan Cengizname, günümüze kadar yaşatılmış İslami dönem Türk destanıdır. Parantez içindeki bilgiyle birlikte okuyorum. Evet, doğrudur. İslami dönem, yani İslamiyet etkisindeki Türk destanlarından kabul ederiz Cengiz Han'ı. B. Danışmentname ya da Danışment Gazi Destanı Anadolu'da danışmentlerin kurucusu etrafında oluşmuştur. Doğru. Battalname, tarihi bir şahsiyet olan Battal Gazi'nin menkıbevi hayatını Anadolu'ya yerleşen Müslüman Türklerin gözüyle aktaran bir destandır. Doğru. D şıkkına bakıyorum. Halkın gözünde Köroğlu, halkın gözünde adaleti, yiğitliği, yardımseverliği ve inancı ifade ettiğinden Türk halkının gönlüne girmiş bir kahramandır. Doğru. Satuk Buğrahan destanı, Moğol hükümdarı Abdülkerim Satuk Buğrahan'ın kişiliğini, İslam dinini, kabulünü ve İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadeleleri anlatan bir destandır. Satuk Buğrahan bir Moğol hükümdarı değildi. Satuk Buğrahan bir Karahanlı hükümdarıydı. Bunu unutmuyoruz. Cevabımız Edirne. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.